Namazı okuyken okumayken bir kıl yürü orada dünyada. Roza tükken tutmayken bir kıl nefes alıp yürü orada. Endi şey, endi yan bir kıl mı olan ahval? Kendi kişisem kabirge koyuladı. Endi ne başlanadı bu yerde? Abadi hayatın mukaddimesi. Mana bu yerde olanın halatı beraber bulmuydu. İki kez kabirge koyuladı. Üstünden toprak tartıladı. Dafan kılınadı. En acib narsa şu ki, kabirde yotken mayit onun ruhu tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin üstüge turpoq tashayotganini eshitib yotadi. Birodalar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda zimiston hech kim sizni eshitmaydi, qimilla olmaysiz, tuproqni ustiga shop 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 tashayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib keta oladi. Yakkama yakka qolamiz Robbimizni maloikalar bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamasdi-yu, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qana qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaveraylik. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi.